Bursa'da 9 tane rally şampiyonluğum var normalde. Yarıştan sonra diyeceksin ki abi benim en az 4-5 tane rally şampiyonluğum varmış abi diyeceksin. Abi. Bu pistte herkes sürer. Kolay. Yağmurlu pistte herkes süremez. Mesele bu bence. Evet. Şu anda biz buna 450 SMR 450 motoru koyduk. Husqvarna'nın motorunu koyduk. Yağmur olmasaydı iddialıydım. Kenan şu anda bilmiyorum. Var. Rakipler onu da geçeriz. Öyle mi? Yeni bir videodan herkese merhaba. Dostlar şu anda Tuzla Karting Pisti'ndeyiz. Burada fenomen arkadaşlarımız, tanınmış kişilerle beraber yarış yapacağız. Çok güzel sohbetler olmasını bekliyorum. Dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden gelin. Vlog başlasın. Abi merhaba. Merhabalar. Herkesin moraller sıfır. Niye sıfır? Çünkü buradaki araçlarla biz yarışacağımızı düşünüyorduk. Sen çok özel bir araç getirmişsin. Bize bu aracı bir anlatabilir misin? Hangi şimdi özellikleri bugünkü çıkıyor? Yarışa ben de standart araçla katılacağım. Yani bununla katılmayacağım. Bunu sadece öyle bir antrenman için, kendim kullanmak için getirdim. Bu özel bir araç. Şöyle, standart go-kart değil bu. Normalde şampiyonalarda kullanılan go-kart araçları 30 beygir civarında olur. Bir müddet sonra o bize yetmedi. Yetmeyince bize dedi ki daha güçlü bir araç yapalım. Doğal olarak. Güçlü bir motosikletin motorunu alıp go-kart arabasına koyduk ve 65 beygirlik bir go-kart yaptık. Yaklaşık 2,5-3 saniye yakında pist rekorunun üzerine bir derece çıkarttık bu araçla. Kendimize özel yaptık bunu. Hatta benim sporcum Toprağa da hazırladık aynısından bir tane. Şu anda biz buna 450 SMR 450 motoru koyduk. Husqvarna'nın motorunu koyduk. Tek sorun şaseden yere çıkıyor. Sürekli şase kırılıyor. Çünkü aşırı güçlü. Evet. Bu kadar güçlü bir motora göre şase yapmamışlar. Zayn burada. Zayn şu anda hazırlık yapıyor. Zayn ne yapıyorsun? Şu anda nereden nereye gideceğiz ona bakıyor. Babasıyla beraber böyle bir plan yapıyor. Nereden nereye gideceğiz? Nerede yavaşlayacağız? Abi maşallah ya. Vallahi. Yani eğitimle olacak bir şey değil bu. Genlerle alakalı bir şey. Şu anda Zeyn'in bütün planları hazır. Abi sosyal medya hesabı açtınız. Çok eleştiri aldınız mı? Ya şöyle, ben Zeyn'i sürekli paylaşıyordum. Kendi sayfamda paylaşırken ya şunu fark ettim. İnsanlar gerçekten Zeyn'i daha fazla görmek istiyor. Çok fazla talep var ve onu görünce tabii bu sefer herhangi bir resmini paylaştığım zaman benim 1,5 milyon takipçi var. Zeyn daha fazla beğeni alıyor, daha fazla izleniyor. Madem o zaman hiç kapatmaya gerek yok diyorum. Arkadaşlar geldik bu yarışın en güzel sürprizine. Daha önceki yarışımızda Mustafa yoktu. Evet. Muskar da şu anda burada. Evet abi. Ne hissediyorsun abi? Abi ben çok mutluyum. Şundan dolayı çok mutluyum. Ben bir defa iyi bir otomobilci olduğumu düşünüyorum abi. Evet. Bunu birazdan piste dökmek isteyeceğim. Sıkıntı yaşatacağım abi. Daha önce bir deneyim? Çok var abi deneyim. Öyle mi? Benim Hakkı abi Bursa'da 9 tane rally şampiyonluğum var normalde. Yani biz öyle abi şimdi abi yapma. Ömer abi. Hayır Ömer abi yalanın merkezi diyor yani bu doğru ama. Yani en kötü 8 tanedir yani. Tamam abi ben şey yani 1'e de razıyım. Bir kesin vardı abi. Abi sen 1 olduğunu yani yarıştan sonra diyeceksin ki abi 9'dan şüphelendim ama senin en az 4-5 tane rally şampiyonun varmış abi diyeceksin. Abi. Oyunu kuralına göre oynayacağız abi. Evet abi. Yani ben de sadece muskal olarak belediye başkanımız Sayın Şadi Yazıcı ve Kenan Sofuoğlu ağabeyimizin dışındaki herkese kılık çekiyorum abi. Hadi bakalım. Aslında yağmurlu pist olması da bizim için enteresan bir şey olacak. Evet, burada bu pistte herkes sürer. Kolay. Yağmurlu pistte herkes süremez. Mesele bu bence. Evet. Yani kuru başkanım pistte herkes süremez derken niye bana baktınız lütfen? Yok yani sen... Benim iddiam var, ben... Ne iddiam var? Kenan Sofuoğlu geçerim. O şimdi kusura bakmasın. Duydu ya. Şimdi planları yapıyor kafada. Kusura bakmasın yani. Kenan Sofuoğlu. Yarışta her şey mübahtır. Arkadan bir takarım diyorsun. Yarışta her şey mübahtır. Ben burada bunu söylemek istiyorum. Başka da bir şey söylemek istiyorum. Şu anda Zayn inanılmaz tur atıyor arkadaşlar. Bak şimdi bizim yanımıza gelir diye tahmin ediyorum. Yani Allah nazardan saklasın ya. Ben bu çocuğu böyle anlatıyorum ama eğitim de var ama bir de aynı zamanda genlerinde de var yani. Çocuk maşallah var ya, müthiş. Karting Türkiye'de ilk yapan ve Tuzla'daydı ilk zamanlar. Şu anda Tuzla Türkiye'de sayılı pistlerden bir tanesi. Şelale Parkımızın da içerisinde. Gerçekten Türkiye'de federasyona da çok ciddi hizmetler veren, bu keyfi yaşatan güzel bir kamp. Tuzla ayrıcalıklı, bu şehir parkı açısından da müthiş imkanlarla Tuzla halkı şanslı diye düşünüyorum. Bu arada buraya biz ikinciye geliyoruz. İlk geldiğimde ben arabayı sağa çektim, kustum. Yani çünkü çok güçlü arabalar falan. O virajlar falan benim bedenimi kaldırmadı ama bu sefer iddialıyım, yani daha iyi bir sonuç çıkartacağımı düşünüyorum. Rakiplerimiz çok güçlü, ufak rakiplerimiz de var ama rakiplerimiz orada yani ya, Kenan vallahi. Bey ve oğlu bizi her zaman korkutuyor yani şimdi. Biz Zeyn'le nasıl baş edeceğiz? Zayn çok iyi, çok mutluyum. Ya şeyde hazırlanıyor, böyle koymuş haritayı, buradan gireceğim, böyle döneceğim, böyle yapacağım, buradan onu böyle tekrar ediyor. Kafada bitirmiş yani. Nereden başlayacağım, nerede bitireceğim. O zaman pistte görüşürüz başkanım. İnşallah, teşekkür ediyoruz. Şimdi herkes sizi bekledi Bilal Bey. Özel bir misafirimiz var dediler. Yarışacağımız kişi Bilal Erdoğan. Tabii burada bütün arkadaşlar, influencer arkadaşlar nasıl yani dedi. Öncelikle niye geç kaldınız? Hesap sormak gibi olmasın ama niye geç kaldınız? Çok mahcup olduk. Niye geç kaldık? Sakarya'daydım. Programım yarım saat uzadı. Ondan sonra ikinci programda da soru cevap kısmı vardı. Gençlerle sohbet. Gençleri kıramadım. Yani çünkü öbürü yarım saat uzayınca onlardan yarım saat almak haksızlık olacaktı. Bu sefer orada da bir sarkma oldu. Ondan sonra uzun yol falan derken işte gerçekten bir saatten fazla geç kaldım. Anladığım kadarıyla hızlı da giydiniz. Galiba bir alışkanlık var. Vallahi ikinci defa giydim ya. O kadar da alışkanlık. Ama Ömer öyle söylemedi. Evladınızla konuştum ben biraz önce. Ya biz burada amatör go-kartlarda yani şimdiye kadar 5-10 kere gelmişizdir herhalde. Oh. Peki yarışta iddianız var mı? Yağmur olunca işler karıştı. Çünkü yağmurun dinamikleri değişik. Dolayısıyla ben yağmurda hiç tecrübem yok. Yağmurda muhtemelen hepimiz sıfırdan yarışacağız. Yağmur olmasaydı iddialıydım. Kenan şu anda bilmiyorum. Kenan Sofuoğlu var rakipler arasında. Onu zaten geçeriz. Öyle mi? İnşallah. Yarışın sonunda bir daha konuşacağız. Bilal Bey sağ olun. Ya birinci zaten belliydi, ikinciye bakacağız artık. Tebrikler. Yalnız var ya, ben bu sahada Kenan Sofuoğlu'nu yendiysem... Senin üstüne ne oldu ya? Ya benim üstüme... Atladın mı, yuvarlandın mı lan? Ya bir çamur olan kısma girdik. Orada böyle bir sıkıntı oldu. Yarışın kazananları... Belli oldu şu an yarışı kazananlar. 7 numara... 10. 9 numara 8. Olamaz abi, ben çünkü 3. girdim buraya. Tur yedim. Burası önemli değil ya. Tur yedim. Yapma ya. 7. 4 numara. 4 numara. 6. 2 numara. 5. 6 numara. 4. 11. 3. 6. oldum ben. 13. Oho! İkinci 8. Birinci 14. Tebrikleri alırım. Bravo. Aa! Bravo. Öyle mi? Podyuma biz üçümüz çıkıyoruz. Kenan Sofuoğlu kaçıncı? Sonuncu. Söylemiyor. Hayır, o kadar değildir ya. Kenan abi nerede? Ömer birinci. Benim oğlumla dördüncü oldu ya. Gel oğlum gel. Ömer. Ömer dayım gel ya. 3-4 olduk yani. Hayır, Adem'i 3 defa geçtim bu ya. Başkanım her defa. Ömer abi kaçıncı oldun? Ben 4. oldum. Nasıldı? Güzeldi. Ya zordu bir, yağmurda olunca. Bir burada bak, bir de Ömer. Bir de Ömer. 2. Galiba hafiflerde bir avantaj varmış. Kilo dezavantaj. Size araç kullanmasını kim öğretti? Bana araç kullanmayı eniştem öğretti herhalde ya. İlk hatırlayabildiğim bir Şahin'le top sahasında herhalde 12-13 yaşındaydım. Eniştem öğretti, hatırlıyorum. Siz kimseye araç kullanmasını öğrettiniz mi? O bambaşka bir yetenek çünkü, böyle sinir halinde. Ömer'e biraz öğretmeye çalıştım ama devam etmedik. Devam ederiz yavaş yavaş. Bu arada bir şey soracağım, o GoPro'lar ses alıyor mu? Ses alıyor. Ne sesler ne çıktı? Hayır. Alıyor. Arkadaşlar geldik videonun sonuna, donuyorum. Üzerim sırılsıklam oldu. Pantolonum hala ıslak, bayağı bir ıslak. Ama çok eğlendik ya. Gerçekten çok eğlendik. Farklı bir ortamdı. Çok değişik yerlerden arkadaşlar geldi. Onlarla beraber yarıştık. Geldik videonun sonuna. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videodan haberdar olmak için kanala abone misiniz, değil misiniz bir kontrol edin. Bir de zile basmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın.